Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın bugün bir tane arkadaşımız geldi. Adı bu türün adı Kukumav baykuşu. Genelde baykuş türlerini çok severim ama nasıl geldi diye hemen hikayesini bu baykuşun açıklayalım. Arkadaşlar baykuşumuzun hikayesi şu şekilde. Arabada giderken bir de baktık ki yolda ölü bir tane baykuş. Sonra o ölü baykuşu kenarıya çekmeye çalışırken bunu yerde kanatlarıyla sürünürken bulduk. Ayakları bakın artık kıpırdamıyor hiçbir türlü. Pençelerini falan kıpırdatmıyor nedense bilmiyorum. Fiziksel olarak şöyle bir dişten görünüşünde hiçbir şey yok olarak gözüküyor ama öyle bir kaçma durumu da yok. Zaten arkadaşlar yavru bakın şu sırtından anlaşılır yavru olduğu. Bakın görüyor musunuz? Yavru olduğu sırtından anlaşılır. Zaten korkmuş hayvan. Travma yaşamış galiba muhtemelen. Hayvanların da duyguları. Onlar da korkar. Onlar da duygu göstergesi ile bulunurlar arkadaşlar. Kardeşim maalesef ki öldü. Bakalım bu hayata tutunacak mı? Gerçekten de şu an besledim. Yedimi yedi arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde karnını doyurduk. Biz merhamet gösterdik. Bu hayvancağızı besliyoruz şu an. Baykuşlar genelde en sevdiğim canlı türlerindendir arkadaşlar. Genelde hepsini severim ama bunları da bir başka şekilde sevmişimdir. Gerçekten de oyuncak gibi duruyor. Zaten bazı bundan önceki videolarımın birinde oyuncak zannetmişlerdi. Bakın nefes alıyor. Tek sıkıntısı ayaklarını kıpırdatmıyor. Kanatları iyi durumda. Besledim de zaten. Bakın görüyor musunuz? Bu arada arkadaşlar bu hayvanın da diğer kuşlarda olmak üzere ikinci göz kapakları da bulunmakta. Daha demin yaptı mesela. Bakın gördünüz mü? Gözleri sarı renkte. Çok güzel bir gözleri bulunmakta. Aynı şekilde gagası da bir o kadar korkunç, korkutucu ve yırtıcı bir tür zaten. Genelde fare ve serçe türleriyle beslenmekte ve pençelerini kullanırlar genelde avlanmak için. Ama bu hayvan, bu canlı maalesef ki pençelerini yitirmiş. Bundan dolayı biz besliyoruz. Eğer biz beslemeseydik muhtemelen orada sansarlar, kediler, tilkiler bunu yiyecekti. Umarım iyileşir. Gayet iyi durumda. Bakın arkadaşlar kafalarını ta ki ne kadar döndürebiliyorlar bakın. Bunu genelde yavaş yaparsak daha güzel olur. Aslında daha da döndürüyorlar ama şimdi bizim bu biraz korktu. Zaten korkmuş şekilde geldi yanımıza. Neresini çarptı ben de bilmiyorum. Arkadaşlar baykuşlardan şu şekilde bahsetmek gerekirse genelde bu baykuşlar genelde geceleri avlanmayı seven türler. Ama tabii ki de eğer yemek bulamadılarsa ya da bazen gündüz avlanıkları da olmaktadır. Gündüz de avlanırlar. Genelde fare ve serçe türleriyle beslenmektedirler. Çoğunluk bacalara yuvalarını yaparlar. Ya da kimsenin olmadığı evlere, baykuş evlerine baykuşlar yuva yaparlar. Hatta yuva yapmazlar arkadaşlar. Direkt yumurtlarlar. Bunların öyle yuva yapma gibi bir sıkıntıları yok. Hemen bir yerini buldular mı yumurtluyorlar ve yavrularını bu şekilde çıkartıyorlar. Bu kukumav baykuşu genelde renkleri siyah ve üzerinde beyaz noktalar olur. Ve bazılarında ise kahverengi ve üzerinde beyaz noktalar oluyor. Öyle farklı bir renk butonları yok. Harry Potter'ın da zaten izlemiştir çoğu insan. Bir baykuşu vardı. Ben de bu şekilde bir baykuşun çok severim ve genelde bizim evin buralarında da çok fazla bulunmakta.
Hiç bu şekilde farklı bir baykuşla karşılaşmamıştım ve bunu bakalım nasıl yapacak. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz, bu genelde kuş türlerinin çoğu yapmaktadır ama baykuşlar daha farklı. Bu arada arkadaşlar papağanım da epey bir korktu, öyle bakıyor buna şok halinde, böyle bakıyor. Gözleri gördü tabii ki. Kim korkmaz ki? Kardeşim bile korkmaya başladı arkadaşlar bundan. Ama bakın çok tatlı bir canlı olduğu da söylenebilir. Bakar mısınız şu tatlılığa? Of. Sana kim zarar verdi bakalım? Arkadaşlar gerçekten de yollarda çok dikkat etmeliyiz. Özellikle de geceleri. Bu küçük canlıların insana öyle bir zararı yoktur. Kesinlikle hiçbir türlü zararı yoktur hatta. Civcivleri avlamazlar genellikle. Eğer yalnız kalmadığı sürece de. Ve genelde farelerle avlanırlar. Bakın papağanımın sesini de duydunuz. Oradan çığlık atıyor. Ne bu elindeki diyor. Ne getirdin eve diyor. Çok tatlı. Bakın şuradaki tüyleri var. İnceledim bu arada biraz. Buradaki tüyleri yok. Acaba buraya da mı çarptı diye bir düşündüm. Bu arada hemen de ağzını açıveriyor. Daha demin ses çıkarttı. Tık diye bir ses çıkarttı. Ne bakıyorsun öyle yukarılara yukarılara? Gözleri altın renginde. Çok acayip gözleri bulunmakta. Piko da benim videomu çekmiyorum diye Piko diyor. Bunun adını da koymamız lazım arkadaşlar. Ben bunun adını koyacağım yine. Acaba ne koyalım? Kulakları gerçekten de çok iyi duymaktadır. Canım benim. Arkadaşlar. Piko öyle çok fazla bir şey yapmıyor. Direkt arkadaşlık göstergesi olarak hoş geldin diyor. Bir ona şarkı söylemek istedi. Size de söylemek istedi. Şimdi elimi alsam hemen uçmaya çalışır. Oraya buraya gider diye de çok şey yapmıyorum. Bu arada arkadaşlar. Piko anlatmamı izin verir misin lütfen? Lütfen. Arkadaşlar baykuşlar genelde çok sesten anlaşılacağı üzere çok sessiz canlılardır. Ve avlarını genelde kanatları hiçbir türlü ses çıkartmadan avlayabilirler. Hiçbir türlü ses çıkartmıyor kanatları ve bu şekilde pençeleri de içine çeker ilk önce. Sonra avının üzerine doğru yavaş bir şekilde süzülür ve pençeleri de hazırlayarak avlanırlar arkadaşlar. Gerçekten de baykuşlardan korkmalarının insanların çoğu sebebi baykuşların onun üzerine doğru batması, geceleri ses çıkarması garip garip ve sessiz canlılar olmasıdır. Ama tabii ki de hiç öyle korkulacak bir canlı türü değildir. İnsana hiçbir türlü zararları bile bulunmamakta. Bakar mısınız şu tatlılığa? Dur. Evet, kanatları gerçekten de çalışıyormuş. Bakın kanatlarını kıpırdattı oradan. Ama ben tabii ki de çırpınıp öyle uçmasını istemiyorum bir yandan da. Çünkü bakın arkadaşlar canlı kanadını çektirebiliyor. Ama ayağını maalesef ki çektirtemiyor. Arkadaşlar gerçekten de çok tatlı canlılar olduğunu burada söyledim. Haklısın Piko. Haklısın. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bugünkü videomda baykuşları açıkladım. Ve onların ne kadar tatlı canlılar olduğunu açıkladım. Nereye bakıyorsun öyle? Arkadaşlar papağanım da oradan hemen bununla sohbet etmek istiyor. Ve gerçekten de çok tatlı canlılar. Hemen arkadaş olacaklar gibime geliyor Piko'yla. Ama tabii ki de yırtıcı bir tür olduğu için hemen öyle Piko'yla çok şey yapmayacağım. Ama bakın. Bu arada uuu diye ses çıkartan bir tür kukuma baykuşu var dışarıda. Bununla aynı türden. Ve onun sesini duydu galiba muhtemelen. Arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar olsun. Bu hayvan daha yuvadan yeni uçmuş. Yuvadan daha yeni çıkmış ve maalesef ki insanlarla karşılaşmış. Ve insanlar maalesef ki ona elimi hemen
şey yaptı, tadına baktı. İnsanlar da buna maalesef ki zarar vermişler. Gerçekten de çok tatlı canlılar. Ve bunlara zarar vermeyelim lütfen. Gecelerde de lütfen şoförlere dikkat etmelerini söylüyorum. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz bu arada. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay arkadaşlar.